bütün inançlara göre yürüttüğünüz vazifenin kutsal bir vazife olduğunu ifade etmek istiyorum. Böyle bir görev yürüttüğünüz için sizleri kutluyorum. Çünkü bu sadece sizin veya benim konum değil, bütün insanlığın konusu. Ve üstelik bizden sonra gelecek bütün nesillerin, bütün kuşakların konusu. Doğrusu bugün tabiat insanları taşıyamaz hale geldi. Çünkü biz yapıp ettiklerimizle tabiatın dengesini bozmaya başladık. Aslında yaratıcı tabiatı o kadar zengin yarattı ki bugünkü nüfusun 10 katını, 100 katını besleyebilecek bir güçte ve kuvvettedir. Ancak her bir insan yüzlerce, binlerce insanın hakkını kullandığı için tabiat bizleri taşıyamaz hale geldi. Bu konuda akıl tutulması altı çizilebilecek en güzel ifade. Siz konunun kültürel boyutuyla ilgileneceğinizi ifade ettiniz. Aslında kültürel boyuttan önce çok ciddi bir düşünsel boyutu var. Bu manevi boyut, yani tabiatın manevi boyutu ihmal edildiği zaman insanlar bu konuda başarılı olamazlar. Çünkü manevi olarak baktığınızda nasıl ki insan yaratıcının büyük bir eseridir, tabiatın her parçası da Allah'ın bir eseridir. İlahi dinlere göre ağaç sadece ağaç değil, dağ sadece dağ değil, taş sadece taş değil. Dolayısıyla eşya ile ilişkilerin de bir hukuku vardır. İnsan tabiatın sahibi değildir. Malı gibi kullanamaz. Tabiatta her şey insana emanet olarak verilmiştir. Müslüman kelimesi sözlük anlamı itibariyle yaratıcıya ve onun iradesine teslim olan demektir. Bu anlamıyla baktığımızda tabiat bütünüyle Müslümandır. Bu tabiatın yaratıcıya teslimiyetine müdahale ettiğimiz zaman tabiat bizleri taşıyamaz. Bugün tabiatı hoyratça kullanıyoruz. Tabiat insanın saldırısı altında. Çünkü güç tutkusu ve tüketim tutkusu tabiatı yok ediyor. Kur'an-ı Kerim en güçlü kral olarak Süleyman'dan bahseder. Kur'an-ı Kerim Süleyman'ın gücü nasıl kullanacağını öğretir. Güçlü ordularının karıncaları ezmeyecek şekilde davranması gerektiğini öğretmiştir. Bugün bilhassa insanlığı ortadan kaldıracak silah gücüne nice ülkelerin sahip olması gücün ahlakına inanmadığımızdan kaynaklanıyor. İslam peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam tabiatla ilişkimizde her insanın bal arısı gibi davranması gerektiğini söyler. Çünkü bal arısı her şeyden önce çok güzel ve temiz olan şeyleri yer. Çiçeklerin özünden istifade eder. Ama çiçekleri incitmez. Onları kırmaz, dökmez. Ve sonra ondan da bal gibi güzel bir nimet üretir. Bugün üretimimiz de sorumlu, tüketimimiz de sorumlu. Hatta biz arının Müslümanlığına da müdahale ettik. Biz ona çiçek yerine bizleri hasta eden şeker verdik. O da bizi hasta edecek bal üretti. Bu aslında tabiatla ilişkimizin çok küçük bir olumsuz örneği. Onun için bütün din adamlarının, bütün sanat insanlarının, siyaset adamlarının bundan sonra bir araya gelerek dünyamızı nasıl kurtaracağımız üzerinde yoğunlaşması lazım. Ben doğrusu Paris konferansından ümitli olmak istiyorum. Dünya siyasetinin gidişatı bizi çok umutlu kılmıyor. Dünyanın nimetlerinin %80'ini insanların %20'si tüketirken %20'sini de %80 tüketiyor. Bu dengesizliği ortadan kaldırmadan bunu düzeltmemiz biraz zor görünüyor. Savaşları bitirmemiz gerekiyor. İşgalleri ve sömürgeleri sona erdirmemiz gerekiyor. Obeziteyi tedavi etmek için sarf edilen miktar para açlığı ortadan kaldıracak
miktardadır. Bu çelişkileri siyaset ortadan kaldıramaz. Siyaset ahlakla buluştuğunda bunu yapabilir. Din adamları da dinlerini ideolojiye indirgedikleri zaman bunu yapamazlar. Vicdanı ve merhameti besleyen bir kaynak olarak din ancak bunu ortadan kaldırabilir.